Bismillahirrahmanirrahim. Bugün şehit İsmail Heniye'nin şehadet haberini aldıktan sonra Ankara'daki milletvekilleriyle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle ve kadınıyla erkeğiyle bütün Ankara'da yaşayan insanlarımızla birlikte Hacı Bayram Veli Camisi'ne geldik. Burada şehidimize dualar ettik. Katil İsrail'i, Siyonizmi lanetledik. Ve belki dirilişimize, vahdetimize, birliğimize ve gücümüze güç katar ümidiyle dualarımızı ve Kudüs'e olan biatımızı yeniledik. Şehit İsmail Heniye yıllardır Filistin davasını gurbette üstlenmiş. Dünyanın dört bir tarafında Filistin davasının duyulmasını, Filistin davasıyla dayanışma gösterilmesini teminen çok fazla sayıda temasta bulundu. Çok fazla faaliyetleri oldu. Şu an muhasara altında olan Filistinli kardeşlerimizin, mücahitlerin sesini duyurabilmek, onların yardımını temin edebilmek için çok gayret gösterdi. Ve bugün rahmeti rahmana kavuştu. Uğradığı saldırı sonucu Tahran'da şehit oldu. Rabbim şehadetini mübarek eylesin. Bizler Filistin davasının sahipsiz olmadığını biliyoruz. Bizler Gazze'li kardeşlerimizin direnişten tek bir adım dahi geri atmayacağına eminiz. Ama bir şeyden daha emin olmak istiyoruz. Mazlumdan yana, Müslümandan yana bir duruşa sahip ne kadar insanlar? Müslümanlar bu konuda ne kadar duyarlı, ne kadar bilinç sahibi, ondan da emin olmak istiyoruz. Rabbimizin yardımı yakındır, bunu biliyoruz. Rabbimizin yardımı mücahitlerledir. Buna da iman etmişiz. Ama dünyanın geri kalanı, üzerine düşeni ne kadar yapıyor? Ne kadar yapabiliyor? Zalime karşı mazlumdan yana tavrını ne ölçüde sergileyebiliyor? İmkanlarını ne ölçüde seferber edebiliyor? İşte bu soruların cevabını arıyoruz. Ve bu sorulara evet, yeterli derecede yapıyoruz diyebileceğimiz günlerin hasretini yaşıyoruz. İnşallah İslam ümmeti olarak, Müslümanlar olarak, hür dünyanın vicdan ehli bütün insanları olarak Gazze'nin kurtuluşuna ve Siyonistlerin helak oluşuna inşallah hep birlikte şahit olmak istiyoruz.